Öncelikle biz Alevi toplumu olarak bugün bilimde, çağdaşlıkta, aydınlıkta çok önemsediğimiz bir toplum olarak Koç grubun üniversitesi de bu değerleri taşıdığını düşünüyoruz. Bu değerleri taşıyan bir üniversite, bir Alevi çocuğu kendi üniversitesinde böyle bir haksızlığa uğramasını ve bu haksızlığı üniversitenin sorumluluğunu yerine getirmediğini düşünüyoruz. Artı böyle bir haksızlığı bugünkü hukuki olarak zaten süreci biliyoruz. Eğer bugün bu vatandaş dindar bir vatandaş olsaydı bugün o insanlar tutuklanırdı, hapse atılırdı. Ama Alevi çocuğu olduğu için üniversitenin bugünkü mevcut ülkeyi yöneten algıdan korkup eğer bu çocuğa sahip çıkmaması bilce bilimsel olarak saygı duyduğumuz Koç Üniversitesi'ne de yakışmıyor. Bugünkü ekonominin dinamiği olan Koç Holding'e de yakışmıyor. Biz Alevi toplumu olarak Koç Holding üstüne düşenin ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de üstüne düşenin yapmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız.